Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine çok güzel bir tarifle sizlerleyiz. Bugün hep birlikte lahana diblesi yapacağız arkadaşlar. Bunun için burada görmüş olduğunuz gibi beyaz lahanam var. Siz bunu kişi sayınıza göre çoğaltabilirsiniz. Yarım kilo, bir kilo artık ne kadar yapacaksanız. İçine rendelemek için havuç kullanacağım arkadaşlar. Bir tane kuru soğanım var. Bir çay bardağı pirinç, ama ben bunu yarım çay bardağı bulgur, yarım çay bardağı pirinç olarak kullanacağım arkadaşlar. Lahana biraz sulu olduğu için bulgur daha tok tutuyor. Ben seviyorum, siz isterseniz sadece pirinçle de yapabilirsiniz. Burada da görmüş olduğunuz gibi bir çay bardağı da domates rendem var. Bunu isterseniz damak tuzu zevkinize göre koyabilirsiniz ya da koymayabilirsiniz. Ben sevdiğim için ekliyorum. Lahanamı pişirdikten sonra üzerine yakmak için tereyağı, tuz ve kırmızı biber arkadaşlar. Buyurun hep birlikte başlayalım. Öncelikle lahanalarımızı ince ince kıyacağız arkadaşlar. Çok başardığım söylenemez ama buyurun hep birlikte yapalım. Ne kadar ince kıyarsanız o kadar güzel suyun salar ve güzel olur arkadaşlar. Lahanalarımızı ince ince kıyacağız. Daha sonra da havucumuzu rendeleyeceğiz arkadaşlar. Evet, lahanalarımızı gördüğünüz gibi ufak ufak doğradık arkadaşlar. Şimdi bunu bir güzelce yıkayıp tencerenize alalım. Lahanalarımızı yıkadık, tenceremizi aldık arkadaşlar. Şimdi havucumuzu da güzelce soyup rendeden geçirelim. Havucu da ekledikten sonra diğer malzemeleri de katacağız arkadaşlar. Havucumuzu rengimizi ufak tarafıyla rengleyelim arkadaşlar. Evet, havucumuzu da ilave ediyoruz arkadaşlar. Şimdi soğanımızı da ufak ufak doğrayıp ekleyelim. Evet, soğanımızı da şöyle güzel ince ufak ufak doğrayalım arkadaşlar. Evet, soğanımızı da ekliyoruz. Pirincimizi de ilave ediyoruz. Domates rendemizi de ilave ediyorum. Tuzunu ekleyerek altını kısacağım. Yaklaşık bir 10-15 dakika arkadaşlar suyunu tamamen salacak. Arada bir kontrol edelim. 15-20 dakika sonra hazır olmaya yakını tereyağını eritip üzerine ilave edeceğiz. Evet arkadaşlar, lahanamız kokmaya başladı. Şöyle bir karıştıralım. Bakın arkadaşlar, gördüğünüz gibi suyunu nasıl bıraktı. Suyunu tamamen çekene kadar pişmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Daha sonra da tereyağımızı yakıp üzerine ilave edeceğiz. Bakın, suyu çok güzel bir şekilde bıraktı. Evet, bir 5-10 dakika daha tamamen suyunu çekene kadar arkadaşlar şöyle güzelce karıştıralım. Bir 10 dakika kadar arkadaşlar suyunu tamamen çeksin. Evet, suyumuzu çekti arkadaşlar. Şimdi diğer tarafta yağımı,
kırmızı biberimi eriteceğim. Üzerine döküp güzelce karıştırıp ağzını kapatacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dibleğimiz hazır. Şimdiden deneyin. Herkese afiyet olsun. Lütfen videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.